Herkes mi arkadaşlar? Benim olacak. Ben Süleyman'a ait olacak. Arkadaşlar bugün sizlere sizlerin çok sevdiği bir seri olan restorasyon böyle. Hurda arabayı trafiğe çıkarma işte ne bileyim. Hurdayı hayata döndürme videomuzla devam ediyoruz. Bugün kardeşim kaç saat içinde bir hurda arabayı trafiğe döneceğiz? 48 saat tam içinde. Tamına 48 saat içerisinde hurda. Kaç model kardeşim arabamız? 2000 model. Bu sefer çok yüksek model. 2000 model bir Tofaş. Evet, Kartal. Tofaş Kartal arabayı trafiğe döndüreceğiz arkadaşlar. Araba yaklaşık 20 senedir muayeneye girmemiş. Ondan sonra araba yatan bir araba. Köyde dayımızın biri kullanıyor. Arabanın sağa sola her tarafı çatlıyor, patlıyor. Araba adeta hışır, hurda, pislik bir araba haline gelmiş. Biz bugün bu arabaya kardeşim ne yapacağız? İlk başta çalışmıyor, çalıştıracağız. Jant lastik koyacağız, boyayacağız, kaporta yapacağız diyoruz. 10 numara bir hale getirdikten sonra çatlak patlaklara kaportasını kaynattıktan sonra sizlere 10 numara bir hale yapacağız. En sonunda plastiğini dizeceğiz diyoruz. Sizlerin karşısına çıkış atacağız diyoruz. O zaman kardeşim bak ben çok heyecanlandım. Lafı da hiç uzatmıyorum. Çünkü lafı uzatma gerek yok. Çok işimiz var. Cidden çok işimiz var ve vaktimiz az. Ve vaktimiz çok az. 48 saat içerisinde yapacağız bunu diyoruz. O zaman kardeşim arkadaşımıza ne bekliyoruz? 48 saat özel. 48 bin, 4800 like. Abartma abi. 48 bin like diyeyim. 4800 like bekliyoruz. 48 saat önce 4800 like bekliyoruz. Bu yana da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonra cidden çok heyecanlıyız ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce arabamızı bir inceleyeceğiz. Şöyle sonra çalıştırmayı deneyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız kardeşim? Ondan sonra bir kontağı sıkıntılıydı. Kontağını halledeceğiz. Sonra işte bir jant lastik, çekici fren aşaması. İlk başta arabayı normal yürü hale getireceğiz, doğru mu kardeşim? Yani evet, yürüyen aksamını doğru halledeceğiz. Yürüyen aksamını hallettikten sonra kaporta boya bölümüne geçeceğiz. Yaratıyoruz. Evet. Hadi o zaman yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni aracımız, bize hayırlı olsun. 2000 model kartalımızı almış bulmaktayız. Süleyman kardeşimizle de beraber buradayız. Görüyorsun arkadaşlar şu an aracımız bu şekilde. Boyası kötü, jant lastik kötü. Biz bu arabayı hemen toplamaya başlıyoruz. İçini falan yatışını yapacağız. Aracımız kaç model Süleyman kardeşim? 2000. 2000 model kara jantlı. Kardeşim kaputu açar mıyız? Aç kaput. Gibi, çok pis bir araba. Beyinli bak. Selex motor. Ondan sonra hidrolik direksiyon. Gel kardeşim gösteriyorum. Balon göğüs. İşte Süleyman kardeşim şu an sen az önce ne yapıyordun burada? Bunun kontağı kilitlendiydi. Onu kırdık. Şimdi onun yerine yeni kontak aldım, onu takıyordum. Evet. Onu, şu an onu bıraktık kardeşim. Ondan sonra ne yapacağız kardeşim? Jantını değiştir. 5 kolu jant aldık. Aynen 5 kolu jant aldık. Tamam takalım. Patlak onun için jant. Tamam takalım kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda akümüzü bağlıyoruz aracımızdan. Aracımızda akü yoktu. Çıkma bir akü aldık. Sıfır ayarında doping akü. Şimdi bunu ara kardeşimiz bağlıyor, doğru mu kardeşim? Doğru abi. Hemen kardeşim takalım onu. Evet. Şu an çak çak. Topla ver kadın. Çek kadın, çek kadın, çek. Şimdi bak, tam çarşımış gibi bakın orada. Arkadaşlar şu an arabamı çalıştırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğümüz gibi aracımızın jantına taktık 5 kol. Daha takılmaya devam ediyor. Fakat kardeşim gel şuraya yaklaş. Aracımızın burası çamurluk. Bak içine girmiş görüyorsun arkadaşlar. Bunu şöyle elimizle bak. Fark ediyor değil mi kardeşim? Bu çamurluk şuradan şöyle bayağı içeri bak. Şuraya dekin böyle geliyor bak şöyle. Onu şöyle elimizle. Bismillahirrahmanirrahim. Bak nasıl geri geldi kardeşim. Eski kaportacılardan kim kaldı? Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı başkent sahneye Mehmet abimizin yanına getirdik. Mehmet abimiz işleme başladı. Mehmet abi ne yapıyorsun abi, nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim ben, şimdi bakıyorum da. Şu anda arabamızı çalıştıracak hale getireceğiz inşallah. Kartal'ı biz çalıştırdık, arabamızı da demeteceğiz. Kartal nasıl toplanır piyasa görecek. Şu anda Mehmet abimiz arabamızın altında, neyin bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımız başkent sanayide. Aracımızın gaz beyni, işte tüpü, sistemi falan değişti. Aracımız şu anda çalışır yürür hale geldi tuşla beraber. Şu tuşu muşu yoktu. Östüm o tuşu bir anda yerine takıldı yeni tuşuyla beraber. Gördüğünüz aracımız şu anda çalışır halde. Devam ediyor inşallah Allah'ın izniyle. Tek başına çalışacak inşallah bakalım. Şu anda Bismillahirrahmanirrahim çalıştırıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evlenme şeyden aracımız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 3, 2, 1. Şu anda aracımızın bujilerini söküyoruz. Tamamdır. Çünkü bujiler yağlama yapıldığı söyleniyor. Ondan dolayı olmuş olabilmiş. Bakalım şu an buji geliyor yerimize. Bakalım yağlama yapmış mı?
Ve gördüğümüz gibi bucu yağlamanın anasını yapmış. Bu ne acı. Bu bucu nasıl çalışsın ama? Bu bucu nasıl çalışır? Birinci bucuda bir tane sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi bunu da değiştirelim bakalım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenisi bu bak. Eski bucuyu göstereyim. Eski bucu da yeni bucu arasında bak. Bakalım bu sefer düzeceğini umuyorum inşallah Allah'ın izniyle. Şu anda gördüğünüz gibi bucuyu yine takıyoruz şöyle. Tamam, bucuyu gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni takıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Eski usturadan kim kaldı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kartlar aracımızı birlikte kaldırıyoruz. Frenden gördüğünüz gibi çok frenden hidrolik akıtıyor. Aynı zamanda aracımızın motor yağı da akıtıyor niyeyse. Yerine akıttırmayacağız bakalım. Allah'ın izniyle şu anda kaldırıyoruz. Aracımızı. Böyle mi? Kalkıyor. Şu anda aracımızın macun adımın bölgeye bu şekilde zımpara yapıyoruz. Ondan sonra aracımızı komple boyayacağız. Modifi aşamamız devam edecek. Şu anda gördüğünüz aracımızı komple zımpara yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi toplamaya son gaz devam ediyoruz aracımızı. Şu anda macun ve zımpara şişleri yapıldı. Gördüğünüz gibi çoğu yeri macun anda. Şöyle de bir sıfır çamurluğumuz var arkadaşlar. Onu da bunun yerine takacağız. Bu çamur çünkü sonradan değişmiş ama yeni yamuk çamurluk. Gördüğünüz gibi ufak tefek delikleri falan var. Oraların macunluk. Arka çamurluk çok bozuktu. Orası macunluk arkadaşlar görüyorsunuz. Orada düzeldi. Bir kordon mordon yapacağız oraya. İşte bagaj kapağı düzeldim çoğu yeri macunluk. Bu kapıları. Şurası mesela burası macunluk. Şu an aracımız bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafı düzgün bir hal aldı. Aracımız boyaya hazır oldu bu taraflar açısından. Şimdi diğer parçaların mesela ufak tefek parçalar kaldı. Şu kapı kaldı mesela. Kapı üstünde para yapmadık. Onun da parası yapılıyor. Çamurluğumuz işte boyadan sonra değiştireceğiz. Çünkü çamurluğumuz komple içi dış boyansın diye. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar aracımız bu şekilde. Mesela gördüğünüz arka çamurumuz bayağı girikti. Şu anda bak kordon belli oluyor mu kardeşim? Kordon el keser diyorlar ya aynı olay. Kordon el kesiyor mu kardeşim? Kesiyor. Kesiyor değil mi can? Şimdi şuranın da az bir işi var zımparalık işi. Buraya daha doğrusu buraya güzel bir mağın çekmemiz lazım. Çünkü çizgi çizgi olmuş buralar. Burayı daha incelttiğimiz zaman burada çene gibi duracak. Ondan sonra burayı inceltmeden arkadaşlar buraya güzel bir mağın çekmemiz lazım. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız şu anda sabır sabır olarak nalını köpürtüyoruz. Orada yine kertleri yapalım, yıkayalım diye. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar aracımızın içindesini komple tavan dahi köpürtüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız komple yıkadık. Bak tertemiz çıktı araba. Doğru mu kardeşim? Bak boyana bak. Doğru abi. 10 numara çıktı kardeşim arabamız. Şimdi motor çıktı toplamış gördüğünüz gibi. Başta motor çıktı köpürtüyoruz. Ondan sonra motor çıktı tutacağız inşallah diyoruz. Yani burada o kadar aldık mı bakalım? Aldık herhalde. Bak. Olmasa bozuluruz. Arkadaşlar yıkamadan sonra aracımız pötürlemeye başladı neyse. Büyük ihtimalle bujilerde su kaçtı. Frenimi de tutmuyor bu arada. Gördüğünüz gibi şu anda boyaca doğru gidiyoruz. El frenine tutuyoruz ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pot. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı şu anda maskelemeye başladık. Görüyorsunuz maske işlemimiz devam ediyor şu anda. Komple aracımızı maskeleyeceğiz çünkü boya da camlarına vesaire pislikler pislik. Camlarına boya gelmesin diye. Şu anda gördüğünüz gibi aracımızın maskeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Girdi araba fırına. Boyalar hazırlanıyor. Şu şekilde maskelemesi falan bitti. Mumlu bezle sildik bir de. Şu gördüğünüz şekilde. Birazdan fırın açılacak. Yani fırına sıcaklığı. Fırına sıcaklığı açılınca ben belki dışarı çıkarım. Birkaç videosunu daha çekerim. Şu an araba bu şekilde. Evet, boya başladı. Thank you.
Ankara, İstanbul boyunca. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartal aracımız boyadan çıktı. Şu çamurlu değiştireceğiz. Böyle durduğuna aldanmayın. Şu taraftan 10 numara oldu aracımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 numara bir cam gibi olmuş buranın arabanın bu tarafı. Cidden güzel olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arka tamponun batmanını söküyoruz. Biz bunu bir de yarasa bakıyoruz. 10 numara jet gibi çıkmış arabamız. Vallahi helal olsun. Boyacı çok güzel çıkartmış. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız boyadan çıktı. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi batmanı söküyoruz değil mi? Evet. Hadi dökelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çıktı. Kapı tam oturmamış, onu da burası kapı tam oturuyorlar, bir sürü yok. Kapı tam oturmamış. Niye oturmadı onun? Arkadaşlar gördüğünüz aracımız boyadan çıktı. Şu anda diğer çamurlu var ya, şu yamuk çamurluk. Çamurlu değiştireceğiz arkadaşlar. Bu çamurluk da boyanmış şimdi her türlü ihtimale karşı. Biraz edik bir çamurluk. Ama geri kalan kısmı son numara arkadaşlar gördüğünüz aracımızın. Burası çok mavi yaptığında burası da güzel çıkmış. Kordon çıkmış yani. Arkası da bu şekilde. Şöyle gidiyor bakalım arkadaşlar aracımız. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız şu anda sanayide. Şu kafasında bir kırık vardı, onu yapacağız inşallah. Şu an sanayideyiz, aracımızın çekici bekliyoruz. Kabartıcıya götüreceğiz, çamurlukla beraber değiştireceğiz. Bu tarafta gördüğümüz aracımızın bu şekilde karıştırıyoruz. Şu anda gördüğümüz gibi aracımızın önemli bir noktası kaynatıldı, yapıldı. Çekici de dün gitmişti, bak buraları kaynatıldı. Paneli kaynatıldı. O tarafta çatlak var, orada kaynatıldı. Şimdi oranın çamurluğu biliyorsunuz kötüydü çamurlu. Çamurluğunu söktük, yenisini takıyoruz bakalım Allah'ın izniyle buranın çamurluğunu, haydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çamurluğu da yerine oturtturduk. Şimdi ise aracımızın önünü toplayacağız. 60 pelliğini sıfır alacağız. 10 numara araba haline getireceğiz gördüğünüz arkadaşlar. Toplamaya son gaz devam. Burası da o kadar 10 numara olmasa da yine güzel yani bir tarafı olur. O kadar çok güzel bir tarafı olur. Merhaba arkadaşlar. Bugün abim biraz işi var, yanımda yok. Ben tek, yarısında falan ben tek olacağım. Kartalı toplayacağız bugün. Yeni parçalar almıştık. Yakından şöyle abim oraları çekti mi bilmiyorum. Farları şu parçaladığımız tovaş vardı. Oradan kalma. Sinyalleri kötü ama. Sinyal aldık. Bir de çıkma bir panjur almıştık. Marş pellerimiz burada. Tamponumuz burada. Bunları bugün arabaya takmaya çalışacağız. Matkabım yok. Şu marş pelleri belki takmam. Panjuru takacağım. Şimdi sanayiye gidiyorum. Sanayiden tamponun pulunu falan alacağım. Yavaştan sanayiye gitmeye başlayalım. Şimdi yola çıktık. Sanayiye gidiyoruz. Fazla uzak değil sanayi. Sinyal sanayisine gidiyoruz. Böyle 5-10 dakikaya varmış oluruz. Vida alacağız. Pul alacağız. Tampon şeyleri alacağız. Somonlarını alacağız. 13'lük. Bir de 2 tane 4 tane vidası oluyor. Onları falan alacağız. Akıllı vida falan da alırız belki. Yollardayız. Gidiyoruz. Yolumuz az kaldı. Şimdi geldik. Şeydeyim, burada aççıdayım. Tampon pulıyla 3 tane akıllı vida falan alacağım. Kal. 2. Şimdi ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Eve doğru gidiyoruz. Şöyle cihazlarımızı aldık. Arabaya binip eve doğru gideceğiz. Şimdi şu çıtaları takıyorum hemen. Bunlar bir aradan çıktı. Şimdi şuranın çıtasını taktık. Çakıyoruz şimdi. Evet, tamponumuzu çıkartıyoruz şimdi bu şekilde. Şimdi tamponumuzu taktık, yani oturttuk sadece. Şu yanda pulları var. Onları da ilk önce oturtalım. Şimdi tamponumuzu oturttuk. Gördüğünüz gibi. Vidalarını sıkıyoruz. Şimdi tamponumuzu hallettik. Bu da farımız. Farımızın sinyali solmuş gördüğünüz gibi. O yüzden yeni sinyaller aldık. Onları takacağız. Farın bu tarafın, bu tarafın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da sökmek için şurada bir tane somonu var. Bunu çıkartıyoruz başta.
Şimdi farımızın somonlarını takıyoruz. Evet, ikisini tak, bir farı taktık, diğeri kaldı. Diğerini hemen şimdi takacağım. Evet. Şimdi arabamıza tamponunu, farını, panjurunu taktık. Ayarı pek daha olmadı. Yavaş yavaş yapacağız ayarını. Gördüğünüz gibi de şu far eski. O sırıtıyor. Şöyle şuradan çeksem. Evet, o far eski kaldı. Biraz o sırıtıyor. Ayarı da tam yapmadım. Şimdilik sadece üstüne takalım dedik bir. Şu an bu şekilde bakalım. Abimi bekliyoruz. Şimdi marş belimizi takıyoruz. Şimdi marş beli taktık bu tarafınkini. O taraf taş var o tarafta. O yüzden geri itmemiz lazım arabayı. Arkadaşlar gördüğünüz videonun sonuna geliyoruz. Hepiniz kendine bakın. Sakın Allah'a emanet olun. Süleyman kardeşim, neyse kardeşim. Görüşürüz arkadaşlar. Süleyman kardeşim de görüşürüz. Ben de arkadaşlar dedim ki videomu dublabı. Seviyorum. Videomuzu beğenseniz like atmayı, kanalımıza gelin. Hadi arkadaşlar abone olun. Ne yapıyoruz kardeşim? Videoyu bitiriyoruz. Videoyu burada. Bitiriyoruz.